Herkese merhabalar. Arka bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı fındık ezmesi tarifim var. Hem de %100 doğal fındık ezmesi. Buyurun yapımına geçelim. 300 gram fındık kullanacağım. Ben çiğ fındıkla yapacağım sizlere fikir olsun diye ama siz isterseniz kabuğu soyulmuş fındıkta kullanabilirsiniz. Kabuğuyla uğraşmam derseniz bununla da yapabilirsiniz. Sadece tuzsuz olmasına dikkat edin. 2 yemek kaşığı bal ve yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Fındıklarımı uygun bir kaba alıyorum ve ocakta kavuracağım. Siz isterseniz fırın tepsisini alıp 15 dakika boyunca 250 derecede fırında da kavurabilirsiniz. Ama ben tencerede kavuracağım. Sürekli karıştırarak orta ateşte 7-8 dakika boyunca fındıklarımı kavuruyorum. Bu kıvama gelince fındıklarımız kavrulmuş demektir. Ocaktan aldım. Sıcakken mutfak havlusunun üzerine alıp elimle iyice bir ovuşturuyorum. Burada dikkat edin eliniz yanmasın. Ve hızlı bir şekilde fındıklarımı ayıklıyorum. Bu işlemi hızlı yapmamız lazım fındıkların soğumaması için fındıklarım hazır. Şimdi robotuma alıyorum. Robottan bir müddet çektirdikten sonra içerisinden 2 yemek kaşığı fındığı alacağım. Fındık ezmesinin içerisinde parça fındık sevdiğimiz için ben bu aşamada 2 yemek kaşığı ayırıyorum ama siz istemezseniz ayırmaya da bilirsiniz. Ve yağıma ekliyorum. Yağ olarak da istediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Fındık yağı da olabilir, ceviz yağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Ve pürüzsüz bir hale gelene kadar robottan çektireceğiz. Benim robotumda ortalama 8 dakika sürdü. Herkesin robotunda süre değişiklik gösterebilir. Robotunuzu dinlendirerek çektirin fındık ezmem oluşmaya başladı. Fındık ezmesi ile fıstık ezmesinin e, bir farkı var. Fıstık ezmesi yer fıstığı. E, yağını çok daha çabuk bıraktığı için kısa sürede oluşuyor. Ama fındık ezmesi biraz daha geç oluşur. E, bunu da belirtmek istedim. Biraz da yakından göstereyim. Şimdi fındık e, yağını bırakırsa fındığım olmuş demektir fındık ezmem. Yağını bıraktı. Gördüğünüz gibi şimdi kıvamına bakacağım. Çok akışkan bir kıvam. Bu aşamada içerisine 2 yemek kaşığı bal ekleyeceğim. Siz isterseniz yarım su bardağı pudra şekeri de ekleyebilirsiniz ve 1 dakika daha çektireceğim. Tekrar kıvamına bakacağım balı ekledikten sonra fındık ezmemiz katılaştı. Gördüğünüz gibi olması gereken kıvam bu. Ve şimdi fındık ezmemi uygun bir kaba alıyorum. Kenara ayırmış olduğum parça fındıklarımı ekleyeceğim. Biz içerisinde parça fındık sevdiğimiz için ben böyle yaptım. Siz istemezseniz yapmayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi parça fındıkları var. Şimdi kavanoza alıyorum ve tekrar tartacağım. 300 gram fındıkla yaptık. 478 gram fındık ezmemiz oldu. İçerisinde bal ve yağ var. Ve fındık ezmemiz hazır. Gönül rahatlığıyla e, tüketebilirsiniz. Diyet öğünlerinizde rahatlıkla tüketebilirsiniz. İçerisinde şeker yok, un yok. Ve yapımı da e, çok zor değil. Sürülebilir kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayan, %100 doğal fındık ezmemiz hazır. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.